Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 savunma sistemi alması gerekçesiyle yaptırım uygulanması konusunda zaman sınırlaması olmadığını belirtti. Dışişleri Bakanı Pompeo da yaptırımlar konusunda açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nden S-400'lere ilişkin yeni bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'ye yaptırım konusunda zaman sınırlaması yok dedi. Sözcü Ortagus, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'ye uygulanacağı belirtilen yaptırımlara ilişkin soruları yanıtlayan Ortagus, konuya ilişkin değerlendirmelerin sürdüğünü belirtti. Ortagus, yaptırımlar konusunda zaman sınırlamasının olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı. Başkan Donald Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile istişare ediyor ve karar vermesi için herhangi bir takvim bulunmuyor. Bu konuyu başkan ve bakana bırakmak istiyorum. Ortagus, NATO üyesine yaptırım uygulamak çok çok ciddi bir durumdur. Başkan ve bakan, kasta yaptırımları konusunda karara vardığında gerekli açıklamayı yapmaktan mutluluk duyuyorum, dedi. Kim Jong-un and many members of both Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Amerikan Bloomberg kanalında Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemi alması ve olası yaptırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Pompeo, ilk aşamada Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılmasını sağladıklarını dile getirerek, daha fazla yaptırım gelebilir. Açıkçası S-400'lerin operasyonel hale getirilmemesini umuyoruz. Amacımız bu, değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Kongre üyeleri, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini satın alan Türkiye'yi kınadıklarını, ancak bir sonraki adımın ne olacağını öngöremediklerini ifade etti. ABD Kongre üyeleri Türkiye'nin Rus savunma sistemini almasından memnuniyet duymadıklarını, ancak Devlet Başkanı Donald Trump ya da Kongre'nin ne yapması gerektiğinden emin olamadıklarını belirtti. Kongre üyeleri Türkiye'ye yaptırım uygulanmasına yönelik çabaların şimdilik geri planda kaldığını açıkladı.